AK Parti, HDP dahil bütün seçenekleri şu anda seçimleri bir kere daha kazanabilmek adına bütün seçenekleri masada değerlendirdiğine dair bilgiler var. Görünen yine o ki her ne kadar siyasi kimliği Adalet ve Kalkınma Partili olsa da Sayın Süleyman Soylu Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir bakanı gibi kabinedeki görevini ifa etmeye çalışıyor. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Edirne'de parti teşkilatını ziyaret etti. İl Başkanı Sinan Tekin ve partililerin katılımıyla il başkanlığında yapılan basın toplantısında konuşan Kaya, ülke gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, Türkiye'nin gündeminin merkezinde ekonomi olduğunu söyledi. Enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon oranları %17.53 iken, üretici fiyat endeksi %42.89 olarak ilan edildi. Arada 3 kat fark var neredeyse. 2 kat fark var. 2,5 kat fark var. Bir taraftan üretici fiyat endeksinde %42-43, diğer taraftan enflasyon böyle. Ve buna rağmen Türkiye'nin ekonomisinin büyüdüğünü iddia eden ve bu iddia neticesinde de gelirin adil bir şekilde tabana yayılması için gayret ettiğini iddia eden bir iktidar. Böyle bir şeyin arazide olmadığını net olarak görüyoruz. 2 ayda bir Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkan yardımcıları değişiyor. 2 ayda bir başkanı değişiyor. Sürekli değişiklikler yaşanıyor. Sürekli enflasyon paketine giren kalemler arasında farklılıklar ortaya çıkıyor. Ve sürekli sanki iktidarın talep ettiği sonuca ulaşmak için özel gayret göstermesi beklenen bürokratlar da Türkiye kurumlarını donatmaya çalışıyor. Bu algı oyunlarından başka bir şey değil. Saadet Partili Kaya son zamanlarda Cumhur İttifakı içinde farklı anlayışların ortaya çıkmaya başladığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden tartışmalar yaşandığını kaydetti. Son zamanlarda Cumhur İttifakı içerisinde çeşitli farklı anlayışlar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu üzerinden yapılan tartışmalar, Cumhur İttifakı'nın bir diğer bileşeni olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle Sayın Soylu'ya vermiş olduğu destek, sanki Cumhur İttifakı içerisinde Sayın Soylu üzerinden bir farklı mücadele yaşandığının ipuçlarını hepimize veriyor. Görünen o ki Sayın Süleyman Soylu Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgisi haline dönüşmüş durumda. Ve görünen yine o ki her ne kadar siyasi kimliği Adalet ve Kalkınma Partili olsa da Sayın Süleyman Soylu Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir bakanı gibi kabinedeki görevini ifa etmeye çalışıyor. Bütün bunlar Türkiye'de siyasetin her geçen gün daha fazla ısınacağını, her geçen gün daha ileri noktalarda sorunların çıkma ihtimalini de gözlerden ırak etmiyor. Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine değinerek AK Parti'nin yeni ittifak arayışı içinde olduğunu, HDP dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti. AK Parti, HDP dahil bütün seçenekleri şu anda seçimleri bir kere daha kazanabilmek adına bütün seçenekleri masada değerlendirdiğine dair bilgiler var. Yani bu herkesle bundan sonra bir ittifak arayışına gireceğinin işareti sayılabilir. Yani hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın çözüm süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar sizin de dün takip ettiğiniz şekliyle yaptığı açıklamalarda bu anlamda yeni bir sürecin başlama ihtimalinin AK Parti içinde değerlendirildiğini gösteriyor. Ama millet nezdinde, toplum nezdinde bundan sonra yani AK Parti'nin o eski dönemlerde olduğu gibi elinin çok da rahat olmadığını söyleyebiliriz.